bir titrasyon denemesi yapmak istiyoruz. 20 mililitre 0,5 molar HCl çözeltisiyle başlıyoruz. Yani kuvvetli bir asitle başlıyoruz da denebilir. Bu kuvvetli asit çözeltisine bir de kuvvetli baz çözeltisi ekleyeceğiz. Mesela 0,5 molar NaOH çözeltisi. Bu esnada yani baz ekledikçe ortamın pH'ı da artacak. Aslında bu artışı gördüğünüz titrasyon eğrisinde de gösterebiliriz. Öyleyse pH'ı y eksenine, eklediğimiz baz hacmini de x eksenine koyalım. A şıkkında bizden HCl çözeltisinin sodyum hidroksit eklemeden önceki pH'ını bulmamız istenmiş. Bir diğer deyişle eklenen baz miktarı 0 mililitre baz eklemediğimize göre elimizdeki çözeltideki tek şey asit olacak. HCl kuvvetli bir asit olduğu için %100 iyonlaşması gerekiyor. Bu durumda yani HCl H2O artıya bir proton verdiğinde hem H3O artı hem de HCl'nin eşlenik bazı olan Cl eksi elde ederiz. HCl'nin başlangıç derişimi 0,5 molar demiştik. O zaman onu yazalım. 0,5 molar HCl. HCl kuvvetli bir asit olduğundan %100 iyonlaşma olmalı. Bu durumda çözeltideki hidronyum iyonlarının derişimi de aynı olur, değil mi? Yani hidronyum iyonlarının derişimi de 0,5 molar. Artık pH bulmak çok kolay. Çünkü pH'in eksi logaritma hidronyum iyonlarının derişimine eşit olduğunu biliyoruz. Hemen hesaplamayı da yapalım. Hidronyum iyonlarının derişiminin negatif logaritmasını almamız gerekiyor. Yani 0,5'in negatif logaritması. O da 0,301'e eşit. Yani molariteyi buraya yerleştirdiğimiz zaman elde ettiğimiz değer 0,301. Şimdi de bu noktayı titrasyon eğrisinde bulabiliriz. Başlangıçta tam buradayız. Yani baz eklemeden çözeltinin pH'ı zaten sıfırın hemen üstünde gözüküyor. Biz de bu değeri 0,301 olarak hesapladık. Bundan sonra da titrasyon eğrisi için bir nokta daha bulmak istiyorum. Örneğin, 10 mililitre NaOH ekledikten sonra ortamın pH'ını hesaplayabiliriz. O zaman burada 10 mililitreyi bulalım. Evet, bulmamız gereken nokta burası. Peki, 10 mililitre baz ekledikten sonra çözeltinin pH'ı kaç olacak? Sanki yaklaşık 1 olacak gibi duruyor. Ama öncelikle bunu kendimiz hesaplamayı deneyelim. Asit üzerine baz eklendiğinde bazdan gelen hidroksit iyonlarının çözeltinin içindeki hidronyum iyonlarının bir kısmını nötralleştirmesi gerekiyor. İlk olarak kaç mol hidronyum iyonumuz olduğuna bir bakalım. Hidronyum iyonlarının derişimi 0,5 molar. Evet bu derişim 0,5 molara eşit. Aynı zamanda derişimin yani molaritenin de mol bölü litreye eşit olduğunu biliyoruz. Demek ki bu sayı molariteyi temsil ediyorsa 0,5 hidronyum mol sayısı bölü litreye eşit olmalı. Peki Başlangıçta elimizde olan asit çözeltisinin hacmine kaç demiştik? Hemen ilk baştaki soruya geri dönüp bakalım. 20 mililitre ile başlamışız. Evet, buraya da 20 yazıyorum. Bu değeri litreye çevirmek istiyorsam yapmam gereken virgülü 3 basamak sola kaydırmak. 1, 2 ve 3. Yani 0,02 litre ediyor. Onu da buraya ekleyebiliriz. Elimizde 0,02 litre var. Molu bulmak için 0,5'i 0,02 ile çarpmamız gerekiyor. Böylece H3O artının mol sayısını bulmuş olacağız. O da 0,01'e eşitmiş. Bu sayı bizim başlangıçta elimizde olan asidin mol sayısı. Buna biraz baz ekleyeceğiz. Yani biraz sodyum hidroksit. Sodyum hidroksit kuvvetli bir baz olduğuna göre hidroksit iyonlarının derişimi sodyum hidroksitin derişimi ile aynı olmalı. Na artı ve OH eksi. 0,5 molar sodyum hidroksit çözeltisi olduğuna göre 0,5 molar hidroksit iyonu olacak. Dolayısıyla buraya hidroksit iyonlarının derişiminin 0,5 molar olduğunu yazabiliriz. Tabi bundan sonra yine hidroksit iyonlarının mol sayısını bulmamız gerekiyor. Bunun için hacme ihtiyacımız var. O neydi? 10 mililitre. Litreyi bulmak için virgülü 3 basamak kaydırırsak 0,01 değerini elde edeceğiz. Artık bu hesabı mol için yapabiliriz. 0,5'i 0,1 ile çarpıyoruz. Mol sayısı 0,005'e eşitmiş. Bu tabii ki hidroksit iyonlarının mol sayısı. Artık asit ve bazın mol sayısını bulduğumuza göre oluşacak nötralleşme tepkimesi hakkında düşünebiliriz. Sonuçta eklediğimiz baz yavaş yavaş asidi nötralleştirecektir. Çözeltide biraz hidronyum vardı. H3O artı. Biz de üzerine biraz baz ekledik. OH eksi. Bu durumda asidin baza bir proton vermesi gerekiyor. Eğer OH eksi bir H alırsa elde edeceğimiz şey H2O olacak hidronyum yani H3O artı bir proton verirse de elde edeceğimiz şey aynı. Yani bir H2O. Demek ki burada iki tane H2O elde ediyoruz. Aslında H3O artı yerine sadece H artı da yazıp hidroksitle tepkimesinden su elde ettiğinizi de söyleyebilirsiniz. Tercih size kalmış. Nötralleşme tepkimesini bu iki şekilde de göstermeniz mümkün. Şimdi buraya mol sayılarını da yerleştirelim. Hatırlayalım. 0,01 mol H3O artı ile başlamıştık. Onu buraya yerine yazalım. 0,01 mol H3O artı. Onun üstüne 0,005 mol hidroksit ekledik. 0,005 mol hidroksit. Bütün hidroksitler tepkimeye girecek. Yani aynı miktardaki hidronyum iyonunu nötralleştirmiş olacak. Bütün hidroksitleri kaybedeceğiz. Hepsi asitle tepkimeye girdiği için geriye 0 mol baz kalacak. Eğer bu kadar hidroksit kaybediyorsak, aynı miktarda da hidronyum kaybetmemiz gerekir. Çünkü o miktardaki hidronyum hidroksitle tepkimeye girmiş olmalı. O zaman aynı miktardaki hidronyum azalmalı. 0,01 0,005. Tabii ki 0,005'e eşit. Demek ki geriye 0,005 mol hidronyum kalmış. Yani hidronyum iyonlarının yarısını nötralleştirdik. Diğer yarısı da kaldı. Asidin yarısı nötralleşti, yarısı ise kaldı. Bu durumda hidronyum iyonlarının yeni bir derişimi olmalı. Derişim eşittir mol bölü litre. 0,005 mol hidronyum var. Peki, yeni hacim ne olacak? İlk olarak 20 mililitre asitle başlamıştık. Ama bu çözeltiye 10 mililitre de baz ekledik. Bakalım. Evet yukarıda 10 mililitre baz ekledik. Demek ki yeni hacim 30 mililitre. 10 mililitre eklediğimize göre yeni hacim 30 mililitre oldu. O zaman derişimi hesaplarken artık 30 mililitreyi yani 0,03 litreyi kullanmamız gerekiyor. Virgülü 1, 2, 3 basamak kaydırdık. Evet, 0,03 litre olacak. Bu şekilde derişimi hesaplayabiliriz. Hesap makinemizi alalım. 0,005 bölü 0,03. Hidronyum iyonlarının derişimi 0,17'ymiş. 0,17 molar. Artık hidronyum iyonlarının derişimini bildiğimize göre pH'ı da hesaplayabiliriz. Biraz önce de söylediğimiz gibi pH eşittir. Hidronyum iyonlarının derişiminin negatif logaritması. Yani eksi log 0,17. Bunun için hesap makinesini bir kere daha kullanmamız gerekecek. Eksi log 0,17'nin sonucu 0,77. Yani çözeltinin pH'ı 0,77. Bir diğer deyişle 10 mililitre baz ekledikten sonra pH 0,77'ye yükseldi. Titrasyon eğrisine geri dönelim. Biraz önce konuştuğumuz o noktayı bulalım. 10 ml baz ekledikten sonraki nokta burasıydı. Buradaki pH 0,77'ymiş. Hesaplama yaparak bunu tekrar göstermiş olduk. Bundan sonraki videoda bu titrasyon eğrisini analiz ederek üstünde çok daha fazla noktaya bakma şansımız olacak.